Yarınki sınavda bu konudan çıkacak hep sorular. Şimdiden söylüyorum, haberiniz olsun. Hocam yarın sınav mı olacağız? Evet. Ya yandık, kesin çok kötü not alacağız. Çalışacağız kızım. Bozma moralini. Kim Güney, kiminle Songül'le nerede? Soyunma odası ne yaptı? Orasını siz bulun. Sınavda görüşürüz çocuklar. İyi hazırlanın. Soyunma odasında ne olduğunu ben size açıklayayım arkadaşlar. Bu Güney salağının bacağının arasına bir tane çaktım. Kıyafetlerini de tuvalete attım. Kusura bakma abi ya. Çok baskı yaptılar. İki sırdan birini açıklamak zorunda kaldım. Sattın lan öyle. Yapılmaz be. Sen sus lan. Bana baksana sen iki dakika. Çek lan elini. Kızım bana bak. Bu atarlı cesur kız ayaklarını yemem ben. Akıllı ol, canımı sıkma benim. Gerçekten mi? Çok korktum ya. Ne yaparsın? Daha düşünmemiş bile. Salak. Seninle daha işimiz bitmedi Songül Hanım. Yakında görüşürüz. Görüşürüz. Geçmiş olsun. Bıçaklanan hasta sen misin? Evet benim. Kim yaptı peki bunu biliyor musun? Evet. İsmi ne? Yani tanıyorum derken isimlerini bilmiyorum. Genç bir kızla erkek. Mola vermiştim, çay içiyordum. Baktım delikanlı kızı dövüyor. İşte insanlık öldü mü araya girelim dedik. Çekti, taktı bıçağı. Sonra da kaçtılar işte. Yani Allah'tan damara falan gelmedi. Verilmiş sadakamız varmış. Başka gören olmadı mı? Olmadı amirim. Kalkabilecek durumda mısın? Kalkarım. Gel benimle, ifadeni yazalım. Sonra gidersin. Tamam Memur Bey. Kız nereden geliyor? Ay Serkan'la beraber mi takılmış? Hii, okulumu asmışlar. Ben ona şimdi hesabını soracağım. Eylül! Ne işin vardı bu çocukla? Hiç. Ama beraber indiniz otobüsten, gördüm. Vay! İki gün önce bize yolda diyen çocuklarla takılmaca. Hayırlı işler. Ben kimseyle takılmıyorum. Şu olayın aynısını ben yapsam ne hainliğim kalır ne de şerefsizliğim. Ama Eylül Hanım yapınca gıkınız çıkmıyor. Ya nasıl istiyorsan öyle düşün, tamam mı? Aa. Pozunu yiyeyim ben senin. Takıl kızım takıl, gözümüz yok. Ya kızın üstüne gitme. Kanka şu doğru mu? Bir baksana. Bakayım. Aferin kız. Vallahi doğru.
Cemre sağ olsun. Ne yani? Biz öğretemedik mi? Ya kanka sen hemen sinirleniyorsun. O daha iyi öğretiyor. Görüyor musun Cemre'yi? Sevgili arkadaşlarına ders çalıştırmış. Aman bize ne ya? Ne demek bize ne kızım? Mal mal konuşma. Hemen düşman tarafa geçmiş. Ama ben ondan bunun hesabını soracağım. Defne ne yapacaksın? Görürsün. Kızım çok fenasın ya. Eylül, polise gitmelisin. Sonra da beni adam yaralamaktan hapse atsınlar değil mi? Sana yaptıklarını anlat. Sen kendini korumak zorunda kaldın. Kimse seni hapse atamaz. Anlatamam. Başka çaren yok. Serkan, yapamam. Dün gece de söyledim sana, yapamam. Ya neden? Bir keresinde polise gittim. Sonunda ne oldu hatırlıyor musun? Gençler, ne yapıyorsunuz? Vay be. Bu hikayenin de kötü çocuğu yine biz olduk değil mi? Nasıl başarıyorsun lan? Ha? Her seferinde aramızdan sıyrılıp şövalye olmayı nasıl başarıyorsun? Güney saçmalama. Niye? Yalan mı? Böyle kıyıda köşede buluşmalar, fısır fısır konuşmalar falan. Ne iş? Oğlum bir şey yok diyorum sana aramızda. Boş boş konuşup durma ya. Ben de yedim, eminim yoktur. Alo. Ha, Feride, İrem ben. Ha, İremciğim merhaba. Çıkıyor musun? Yoo, çıkmıyorum. Bakkalın numarasını istemek için aradım. Ya evde yiyecek hiçbir şey yok, açlıktan da geberdim. Hani şimdi çıkacağım, tekrar eve de giremeyeceğim. Anahtarı da bırakmamışsın. Televizyonun üstündeki rafta olması lazımdı. İyice baksana oraya. Televizyonun üstündeki rafta yok. Ben baktım. Yok. İşte yok. Bir saniye, şurada olabilir mi? Hah! Buldum. Buldum, tamam. Hadi iyi çalışmalar, akşama görüşürüz. Niye gitmedi ki bu kız? Anahtarı bırakmadın ne demek? Ay çaktık hakikaten ha. Evet çocuklar. Bugün yeni bir konuya başlayacağız. Konumuz dünyanın şekli ve coğrafi konu. Benim sınıftan dışarı çıkmam lazım. Ne oldu ki? Hocam. Efendim Defne. Ya midem çok bulanıyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Dışarı çıkabilir miyim? Tabii, tabii çık. Evet çocuklar. Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkindir. Dünyanın kendine has bu şekline geoid denir. Bence yeni bir seçme yapın. Aa, hatta seçmeye bile gerek yok. Cemre'nin yerine Defne'yi hazırlayın. Ama Nazan Hanım, Cemre'nin çok güzel bir sesi var. Yani Allah vergisi bir yeteneğe sahip. Figen Hanım, Defne'nin de sesi güzeldir. Eğitimli bir ses. Pekala. Madem siz öyle istiyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben dosyayı getireyim de ayrıntılar üzerinde konuşuruz tekrar. Sınıfta değilsin sen. Anne ben... Ne yapıyorsun? Ne o elindeki? Ver bakayım şunu. Ver şunu. Defne sen cevap anahtarını mı çalıyorsun? Ay koy şunu yerine. Lan yakalanırsak rezil olacağız. Anne sen baskı yaptın, başka çare bulamadım. Ya o kızların hepsini Cemre çalıştırıyormuş. Herkes benden iyi not alacak. Ben sana günlerdir çalış çalış demiyor muyum? Kızım yakalanırsak rezilliğe bak. Koy yerine çabuk. Tamam bırakıyorum. Allah'ım rezil olacağız. Dur
Hadi ben kapıdayım. Sen yaz şunları. Ne bakıyorsun suratıma? Yazsana şunları hadi. Çabuk, 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 çabuk. Ay çabuk hadi, çabuk, çabuk. Koy dolaba hadi. Dolaba, dolaba koy şunu. Çık şuradan, çık şuradan. Birbirimizle konuşmayalım. Benden bak istersen. Sınav zor değil, yapmak istemiyorum. Niye ki? Boş ver. Üçüncü soru B olacak. Cemre. Kağıdımı verebilir miyim hocam? Getir. Yolda kısım sorular zor mu geldi? Dışarı çıkabilir miyim hocam? Cemre sana şimdi süre vereceğim. Otur soruları çöz kızım. İstemiyorum hocam. Cemre neden böyle yapıyorsun? Ya canım öyle istiyor. İyi peki çık. Kalemleri bırakın artık çocuklar. Ya hocam ya. Hocam daha devam ediyoruz ama yani. Vakit bitti hadi bırakın çabuk. Getirin kağıtları. Buyurun hocam. 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 Buyurun hocam. Hocam, bu kız kopya çekti yalnız gördüm. Hocam yalan söylüyor, ben kopya çekmedim. Hocam gördüm, isterseniz çantasına bakın. Çantanı aç elini. Bu ne kızım? Benim değil bu. Ya çantama nasıl girdi bilmiyorum. Ne yiyecek bu akşam kızlar? Patates. Patates yaptım. E dün de o vardı. E ne yapayım? Kiler patates dolu. Neriman Hanım hepsini bitir ziyan olmasın dedi. Kızım şunları biraz küçük küçük kesseydin. Ay kabuklu kalmış bunlar. Sen kendi evinde de mi böyle yemek yapıyorsun? Ha böyle yapıyorum. Ne oldu beğenemedin mi? Hocam evli arkadaşımız kopya çekmedim diyorsa çekmemiştir. Siz karışmayın. Hocam çekti gördük. Değil mi Merve? Evet, gördük. Hayır, ben yapmadım. Seni disipline vereceğim Eylül. Artık orada anlatırsın. Hocam. Hocam ben çektim. Sonra panikleyip Eylül'ün çantasına attım kağıdı. İnanayım mı şimdi ben buna Serkan? Hocam gerçekten ben yaptım. Herkes kağıtlarını bıraksın çıksın. Sen sınıfta kal.
Bunu anneme nasıl açıklayacaksın çok merak ediyorum. Evet Serkan. Eline sağlık. Hayırdır Hediye abla? Suratından düşen bin parça bir şey mi oldu? Ben konuşunca ispiyoncu oluyorum. Onun için hiç sormayın. Sordum bile. Anlat bakayım ne oldu merak ettim. Ya şu mutfakta çalışan yeni aşçı var ya, Neriman Hanım'ın işi aldığı, uzaktan akrabası mıymış neymiş? Çok pis bir kadın. Yaptığı yemekler yenilecek gibi değil. Siz Neriman Hanım'la bir konuşsanız diyorum. Tamam. Hadi sen üzme kendini. İlgilenirim ben bu konuyla. Sağ ol. Sen de sağ ol. Tamam annem, tamam. Arkadaşlarınla geçinemiyorsan ayrı eve çık. Okula yakın bir ev bul. Pahalı olsun, boş ver. Senin rahatın, derslerine konsantre olman daha önemli. Ben sana para gönderirim annem. Tamam güzel kızım. Sen karar ver, beni ara. Gerisini düşünme. Ben de seni özledim. Hadi, hadi kapatıyorum. Öpüyorum canım benim. Ne oldu Feride? Yine bir sorun mu var? Aşçı ile alakalı konuşmak istiyorum sizinle. Ne olmuş? Ne yapmış kızcağız? Kötü yemek yapıyormuş. Hediye mi şikayet etti? Gazeteye ilan verelim isterseniz. Birkaç gün içinde de... Gerek yok. Gerek yok. Bakma sen Hediye'ye. Kim bilir neden takıştılar gene. Hadi başka bir şey yoksa çıkabilirsin. Neriman Hanım. Yemekler kötü yapılıyor diyorum. Sana ne kızım? Ha? Sana ne? Sen mi yiyorsun sanki? Tövbe estağfurullah. Çocuklar yiyor. Onlar genç. Aç kurtlar gibi önlerine ne konsa yerler. Hadi başka bir şey yoksa lütfen çıkar mısın? Hadi işim var. Kızlar, ben derse girmeyeceğim. Büşra'yı görmeye gidiyorum okula. Beni idare edersiniz olur mu? Tamam. Gel biraz gezelim. Korkma kız. Vallahi senin de gönlün olmadan sana dokunmayacağım. İstemiyorum. Ne demek istemiyorum? Ben ne diyorsam yapacaksın. Yoksa kaçarken unuttum bıçağı, polise veririm. Yakarım lan seni. Hapislerde süründürür. Ha. Bu arada da Büşra büyür. Cemre'cim, seninle biraz konuşabilir miyiz? Konuş bebeğim. Bizim yanımızda konuş. Bakalım neyi umutlayacaksın? Ne istiyorsun Defne? Ya senden özür dilemek istiyorum. Ya kötü davrandım sana. Farkındayım ama beni dışladığını sandım. Ay canım, çok duygulandım.
Ya biz best friend'iz, unuttun mu? Ya ben o günleri özledim. Ne Merve ne Ali, ne hiçbiri senin yerini tutmuyor. Ya kızım, bir git Allah aşkına. Numara yapıyor, inanma. Ya Cemre lütfen. Ya biz eski arkadaşız, sen de biliyorsun bunu. Ya bugün okul çıkışında bir şeyler yapalım mı? Hadi gel kantinden bir şeyler alalım. Tamam. Sattı bizi ya. Resmen onunla gitti. Ben olsam ben de satardım. Ne güzel zengin arkadaşlarım olurdu. Kızım sen ne kadar açgözlü bir insansın lan. Evet, ne var? Ya şimdi bu Defne kötü bir şey yapmasın Cemre'ye. Yaparsa yapsın. Bana ne ya, artık bıktım başkalarını düşünmekten. Ne? Ne gülüyorsun? Ya tıpkı annem gibi konuştun. Yani olsaydı öyle konuşurdu herhalde. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ne haber kız? Ne istiyorsun? Sen gidip yeni arkadaşlarına takılsana. Kıyamam sana. Kıskandın mı yoksa? İki güne seni şutlarlar bebeğim. Ezerler, sen de biliyorsun. Şu aşağılık kompleksinden kurtulup böyle kız kıza dertleşemeyecek miyiz hiç? Oğlanlardan falan söz etsek mesela. Senin hoşlandığın biri var mı bu okulda? Bu nereden çıktı? Soruyorum işte, kötü bir niyetim yok. Meral, boş yapma bana. Hadi canım hadi, ikile. Ya Güney gördün mü? Kıllanacak bir şey yok, soruyorum sadece. Ya bu son zamanlarda çok iyi anlaşıyordunuz. Ondan yani. Ya Güney ilk ben gördüm. Ama hadi sana bağışlıyorum. Öyle mi? Güney! Bana baksana sen. Ne oluyor lan? Meral'i gönderip ağzını mı arattırıyorsun? Senden hoşlanıp hoşlanmadığımı soruyor arkadaş. Ya kızım ne yapıyorsun ya? Dur canım benim, dur. Ben şimdi senin amacını öğreneceğim. Kızım ben sizin gibi pısırık mıyım? Birinden hoşlanırsam direkt gel bu gece derim, bilirsiniz siz. Yani. Ben de senin öyle bir şerefsiz olduğunu bildiğim için zaten. O zaman başka ne olabilir acaba? Mesela bunlar. Bunlar merak ediyor herhalde. Defne, niye gönderdin Meral'i yanıma? Yoksa sen mi aşıksın Güney'e? Baksana şuna, tavuk gibi kızardı. Utancından yerin dibine girdi. Güney, bu kız sana aşık ha. Hasta mısın kızım sen? Defne daha çocuk be. Sensin çocuk. Uğraşmayın benimle. Defne, nereye şaka yaptım kızım? Defne! Ne oluyor lan? Cidden şey mi acaba? Evet canım, cidden şey. Ulan biriniz de mal olmayın ya. Meral, sen de bana sinsilik yapma. Yemin ediyorum ki senin gözlerini oyarım. Defne. İyi misin? İyiyim. Yok bir şey ya.
Neriman Hanım. Çocuklara karşı davranışlarınızda lütfen... Gel Allah aşkına gel. Bak sinirden ellerim titriyor. Benim yerime sen yazıver şu dilekçeyi. Hadi. Sosyal hizmetler, Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne. Koşu yolu yetiştirme yurdunda kalan Songül Ceren'in disiplinsiz davranışları sebebiyle başka bir yere nakledilmesini. Bu ne şimdi Neriman Hanım? Bacak kadar boyuyla beni dövmeye kalktı. Bunu da mı yutalım? Siz de kadere el kaldırmışsınız. Gelip şikayet mi ettiler? Hayır efendim, kimse bana bir şey anlatmadı. Ama ben duydum. Neriman Hanım, bu çocuklar bize emanet. Onları koruyacağız. Tabelada yazdığı gibi esirgeyeceğiz. Vurmak için değil, sevmek için kalkacak elimiz. Onlara uzanan eli ısırır kızım bunlar. Zamanla sen de öğreneceksin. Yaz şimdi dilekçeyi. Yazmıyorum. Eğer bu dilekçeyi verirseniz, ben de genel müdürlüğe gider çocukları dövdüğünüzü anlatırım. O zaman Songül'ü değil, sizi başka yere naklederler. Bunu yapamazsın. Vallahi isterseniz deneyin de görün. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Hediye! Hediye gel topla şuraları! Kime diyorum? Kantinde söylediklerime bozulmadın değil mi? Yo, ne alaka? Ya bir kere sana aşık falan değilim. Saçma yani. Biliyorum ya kızım. Ben de zaten onun verdiği rahatlıkla şey yaptım. Dalga geçtin. Kızım sen benim kardeşim sayılırsın. Yani Serkan'ın kardeşi olunca doğal olarak benim de öyle bir şeyim oluyorsun. Ya sen rahat ol. Seninle bir alakam yok benim. Bir kere klasım değiliz. Ya ben olgun erkeklerden hoşlanıyorum. Allah Allah. Olgun derken? Toprak Hoca gibi mesela. Yok. Fazla uçmadım ben. Niye canım? Hayatta oluyor böyle şeyler. Aptal şey.